Tarslıçay. 1954 yılında ilçe olan Tarslıçay'ın aynı yıl belediye teşkilatı da kurulmuştur. Beldesi bulunmayan ilçenin 37 köyü, 21 mezrası bulunmaktadır. Türkiye-İran transit yolu üzerindedir. Murat Nehri'nin kuzey kıyısında bulunan ilçe, doğudan Diyadin ve Doğu Bayezid, kuzeyden Tuzluca, batıdan Armik merkez, ilçe ve Hamur güneyden ise Erciyesfan ile bağlıdır. İlçenin 2000 yılı nüfus sayımına göre merkez nüfusu 5100, toplam nüfusu 7800'dür. Yüzölçümü 7900 km² olan ilçenin nüfus yoğunluğu kişi başına 21 kişidir. İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmuştur. Tarslıçay güneyde Aladağ, kuzeyde Sinek yaylalarının birbirine çok yaklaştığı alanda olduğundan arazi engebelidir. Bu yüzden tarıma elverişli yerleri azdır. Şeker pancarı ekilir, tahıl tarımı, küçük ve büyük baş hayvancılığı yapılır. Yerli ırk sığır ile mor karaman koyun beslenir. İlçede karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 1 metreyi bulur. Aladağ'ın 2400 metreden yüksek yerleri kalıcı kar ve buzlarla kaplıdır. Yağmurlar ekseri ilkbahar ve sonbaharda görülür. Kışın yağan kar Nisan ayı başına kadar yerde kalır. Doğal bitki örtüsünü Ağustos'a kadar yeşil kalan otluklar teşkil eder. Orman yoktur, sadece Murat Nehri'nin kıyılarında çalılıklar vardır. İlçenin en önemli akarsuyu doğu batı yönünde akan Murat Nehri'dir. Murat suyu kuzey ve güneydeki dağlardan kaynaklanan derilerle beslenir. Yurdumuzun en yüksek gölü Balık Gölü ilçe merkezine 40 km mesafede olup Sinek Yaylası'ndan bulunmaktadır. 34 km² yüz ölçümü bulunan gölün çevresinde kurulu 10 tane köy vardır. Bu köylerden 5 tanesi ilçemize bağlıdır. Özel bir tür alabalığı, çok lezzetli sezen balığı vardır. Gölün çevresindeki köy halkı geçimini balıkçılık ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Gölün ortasına üzerinde tarihsel kalıntılar bulunan 4 dekar alanında bir de ada bulunmaktadır.